üzerine, termal turizm üzerine konuşacağız. İki tane önemli panelistimiz bulunmakta. Bizimle deneyimlerini paylaşacaklar kendileri. Ve İzmir bölgesinde Türkiye'deki en büyük turizm şovlarından bir tanesi bu ve umarım ki hepiniz buradan keyif alarak takip ediyorsunuz, etkili bir şekilde katılımlarınızı sağlıyorsunuz. Evet, Efes ve Pergama bölgeleri yine evet, milattan önce 7. 8. yüzyıllara kadar uzanan tarihe sahip olan bölgeler üzerindeyiz. Buradaki yalnızca termal sular açısından değil, fakat bir takım diğer su kaynakları da gene sağlık amaçlı kullanıma ait olan bir takım kaynaklarımızın da bulunması bize şunu ifade ediyor ki yalnızca bizim şehrimizde değil, aynı zamanda Ege bölgesinde de insanları bu anlamda sıcak sulardan, spalardan yararlanması adına insanlara büyük bir hizmet sağladığını görebiliriz bölgemizin. Erkentler Rotası Başkan Yardımcısı, Avrupa düzeyinde Başkan Yardımcısı, aynı zamanda da Yunan Termal Kapıcılar Belediyeler Genel Sekreteri. Evet Markos, sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet, merhabalar. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu davet için çok mutluyum. Burada olduğum için, bu davetiniz için teşekkürler. Bazı bilgiler vereceğim size. Avrupa Tarihi Termal Kentler Rotası ile ilgili daha iyi anlaşılması için kimiz biz ve nasıl çalışıyoruz bununla ilgili. Evet. Buradaki kavramımıza baktığımızda aslında termal seyahatleri tanıtmak, özellikle bizim kavramımız, bizim konumuz bu. Devam edelim. Bu bir kartpostal, birkaç yıl önce hazırlanmış ve üyelerimiz tarafından. Peki kimiz biz? Bizim derneğimiz 2009'da Brüksel'de ilk 6 tane kurucu üye tarafından kuruldu. Aquiterme İtalya, Bath İngiltere, Eurosense İspanya, Salsa Maggiore İtalya ve Despotalar ve de Vichy de Fransa. Tabii ki bu spaların özellikle adını veren kavram bu. Ve bu Belçika'da kayıtlandı ve bir kar amacı gütmeyen bir dernek olarak 2010'da da sertifikasyon başladı Kültürel Rotalarla ilgili Avrupa Konseyi'nde. Ve 2022 Ekim'inde 49 üye 18 ülkeden ve bunlar bir uluslararası bir ortak oluşturdular, bir de Brezilya'dan. Ve de bizim misyonumuz aslında geliştirmek, korumak ve termal turizmi tanıtmak ve termal mirasımızı Avrupa'da korumak ve de geliştirmek. Sadece termalizmi değil, termal mirasımızdan bahsediyorum. Evet, bu haritaya baktığımızda 11 üyemiz var Fransa'da, 7 İtalya'da, 5 Almanya'da, 5 İspanya'da ve 2 Portekiz ve Eurocity. İspanya ve Portekiz olarak, Eurocity olarak geçiyoruz. 3 Hırvatistan, 2 Yunanistan, 2 Türkiye. Ve bunları bir sonraki slide'da göreceksiniz. Ve bizim şimdiye kadar yaptıklarımızı anlatacağım. Son yıllarda neler yaptığımızla ilgili. Bu bizim derneğimiz. Otonom ve bağımsız bir dernektir. Ve de 11 spa şehri var.
UNESCO tarafından tanınmış. Bunlar trans uluslararası, yani çünkü bu aslında bununla ilgili tanımı gördüğümüzde şundan şaşırıyoruz. Çünkü bu tanınmış tüm Avrupa termal turizmi tarafından tanınmış olan tesislerden bahsediyorum burada. İki kimliğimiz var ve bunları anlamak için bir dernek olarak aynı zamanda bir de bir kültürel rota olarak çalışıyoruz. Yani sertifikalıyız 2010'dan beri ve de her üç yılda bir toplantılarımız var ve de burada lobi çalışmaları yapıyoruz ve politik temsiliyetlerimiz var ve de burada bütün Avrupa kurumlarını ve derneklerini bir şekilde bir araya getirerek tanıtmak istiyoruz. Bir de tabii kültürel rotamız var ve bu hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde hem turistik aktiviteler yapıyoruz ve de bunların tanıtımını sağlamaya çalışıyoruz ve de bu da çok önemli bir başka noktada bir bilimsel komitemiz var ve bu uzmanlar grubu ve gene araştırma yapıyorlar, değerlendirme yapıyorlar, gelen yeni üyeleri değerlendiriyorlar derneğimize gelen. Tabii çok ciddi bir iş yaptıkları. Dolayısıyla iki alanımız var burada, iki hedef kitlemiz var. Kültürel ve sağlık turizmi. Sağlık turizmine baktığımızda termal turizm aslında hem sağlıkla hem de kültür arasında bir bağlantı kurar ve bizim bakış açımız bu zaten. Kültür turizmine baktığımızda biz hikayeler anlatıyoruz, mirasla ilgili, kültürle ilgili. Termal kümelenmelere bakıyoruz, hem pazarlama amacıyla yapıyoruz bunu, termal otellerle bağlantılı olarak şeklinde. Ama bunlar merkezde değil. Burada esas terapötik spalar ya da peyzaj, manzaralar, gastronomi, da eski kültürler gibi bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bu konuda uzmanlaşmış tur operatörleriyle çalışmaktayız ve ulusal turizm organizasyonlarıyla gene birlikte çalışıyoruz. Onlara hizmet vermeye çalışıyoruz ve ortak amaçlarımız var. Dolayısıyla üyelerimize daha iyi fırsatlar sağlamaya çalışıyoruz. Ve de hem spa beldelerini geleneksel yerler olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlık destinasyonları olarak ve de bunlar da çok önemli çünkü Avrupa olarak bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bütün spa beldeleri hepsi bizim ürünümüz, Avrupa ürünü. Termal turizmin ürünleri bunlar. Ve tabii ki zorluklar var. Bizim için zorluklar aslında yaşlı ve hasta olanları tedavi etme fikrinden artık refah, iyi hissetme ve önleme destinasyonları olma yoluna gitmek. Böyle bir gelişme, böyle bir dönüşüm söz konusu. Bu tabii çok önemli bir nokta. Bizim yapmamız ve görmemiz gereken şey bu. Türkiye'de iki üyemiz var. Afyon Karahisar ve Bursa. Burada gene web sitemizden bir görüntü. Bu kültürel rotaya ve de termal kentlere baktığımızda bunlar tabii Avrupa ürünleri, yani uluslararası Avrupa ürünleri diyebiliriz. Bunlar, Türkiye'de 9 kültürel rota var. Bunlardan Afyonkarahisar tarafından ve Bursa tarafından temsil ediliyor. Ve de bu 9 kültürel rota var Türkiye'den geçiyor. Bunlardan bir tanesi 48 kültürel rota var Avrupa'da. Ve de tabii ki sizin için çok önemli. Siz de bir Avrupa ürününün bir üyesisiniz.
Evet ve evet pandemi süresince bu dönemi yaşadık 2019'dan itibaren ve birçok zorlukla karşılaştık. Peki neleri yapabildik bu dönemde, bu zor dönemde? Bizim için durum aslında birçok termal kuruluşlar aslında uzun zaman kapandılar ve de belediyeler de bunları tekrar açıp açmamakla ilgili çaba sarf ettiler. Çünkü içeri kapandık, bazıları dışarı çıkamadı. Dolayısıyla aslında bu spa beldeleri için, yöreleri için çok zor bir durumdu. Peki kültürel turizme baktığımızda aslında bozulmayan bir eğilimdir. Bu hiçbir zaman zarar almayan bir eğilimdir. Mega trenddir aslında. Çünkü kendini iyi hissetmek, iyilik ya da kendine bakmak, bunların hepsi aslında kendinize bakmak. Hele pandemiden sonra artık insanlar mental olarak, psikolojik olarak ve fiziksel olarak kendilerine odaklandılar. Ve kendilerine iyi bakmak gerektiğini fark ettiler. Ve termal yöreler artık buna bakıyorlar. Dolayısıyla daha küçükler, daha az kalabalıklar ve de yeşiller daha rahatlatıcı. Dolayısıyla bizim derneğimiz için, bizim rotamız içinde bir büyük avantaj bu. Dolayısıyla bunun içinde aynı yerdeyiz Portekiz'den Yunanistan'a kadar. Peki neler yaptık? Bazı küçük şeyler size göstereceğim ama daha iyi anlaşılması için. Web sitemizin adı Historic Thermal Towns, yani tarihi termal kentler. Buradaki konsepte, buradaki kavrama baktığımızda daha tüketici odaklı, daha kültürel turistleri cezbetmesi için ve onlara ilham vermesi için. Ve de tematik kitler de var. Ve de burada daha çok pazarlamaya yönelik, daha çok manzara ile ilgili, termal, terapatik görüntüler ve iyi güzel yaşa gibi kavramlarımız var. Bizim küçük bukletlerimiz de var. Bununla ilgili hazırlanmış küçük yayınlarımız var ve pandemiden sonra gene kampanyalarımız başladı ve bir mutabakat metni var burada. ETA'nın Dünya Ticaret Organizasyonu'nun 2009'dan beri bir üyesi. Dolayısıyla web sitemizde bir mutabakat anlaşmamız var ve de termal turizmle ilgili bir imza atılmış burada ve de termal turizmi Dünya Ticaret Organizasyonu'nun gündemine koymuş olmak çok önemli. Termal turizm bölümünün ve sağlık turizmi endüstrisi yoluyla bu yayınlanıyor, bu newsletter yayınlanıyor ve de 90 bin geçerli kontrat var burada, dünya çapında. Ve bir de termal turizm büyükelçilerin fikrini başlattık. Gene sektörde aktif olarak çalışan insanların birbirleriyle bir araya gelmeleri ve irtibat halinde olmaları için. Ve bu termal turizm uluslararası kongresi ile ilgili bilgiyi vermek de istiyorum. Burada 2022'de Galicia'da, İspanya'da olacak. Dolayısıyla 277 kayıtlı katılımcı var ve de 22 ülkeden. 2 gün boyunca mirastan, turizmden ve seyahatten bahsedilecek ve Avrupa İşbirliği var turizmde. Bu da gene toplu ve ortak değerlerimiz var ve ortak bir platformumuz var ve ortak bir noktada birleşmeye çalışıyoruz. Hem uluslararası hem cazibe merkezi olmaya çalışıyoruz. Turistleri cezbetmeye çalışıyoruz ve de
iyileşme turizmi yaratmaya çalışıyoruz. Ve bir başka manifesto da imzaladık ve burada gene manifesto alyansımız var, birliğimiz var ve bu Avrupa Birliği'nde herkesin aynı amaç için çabalaması anlamında bir anlaşmamız var. Çok teşekkürler sunumunuz için. Evet, bu şehirleri görmek güzel. Bunları tanıtmak adına ve de gündemlerinin oluşturulması adına ve gerçekten wellness, iyi hissetmek ve iyilik, refah, bu gerçekten artık hayatımızın bir parçası ve bununla ilgili bütçeler ayrılması çok önemli ve de yerel otoriteler bir araya geliyorlar ve Avrupa seviyesinde birlikte çalışıyorlar ki bunları geliştirebilsinler. Bu çok zor. Evet, hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey kolay değil ama gerçekten çok ilham verici. Çok teşekkürler. Şimdi Çila'yı davet etmek istiyorum. Avrupa Spalar Derneği Genel Sekreteri 1995'te Brüksel'de kuruldu bir şemsiye organizasyonu olarak. Evet, spa tıbbını ve önleyici bir yaklaşım olarak bunu kuruldu. Evet Çila, sizde. Merhabalar. Burada Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok fazla çünkü kaynağınız var. Ve ümit ediyorum ki buradaki konuşmalarımız çok faydalı, çok faydalı olacak. Tıbbi açıdan konuşmuş olduğumuz konular olacak çünkü. Ben de sizlere Avrupa Spa kuruluşunu ifade etmek istiyorum. 17 Avrupa ülkesini temsil edecek bu kuruluş ve bizim gene danışmanlık birimlerimiz bulunmakta. Kalayüperi indeksi içerisinde bir takım unsurlarımız bulunmakta. Medya gruplarımız var ve gene bir takım ortaklarımız Çin'de çeşitli stratejiler geliştirmekte, Hindistan'da çeşitli stratejiler geliştirilmekte ve bundan dolayı da gene Türkiye'deki meslektaşlarımı da davet etmek istiyorum buradaki spa konularıyla ilgili konuşmak üzerine. Çünkü çok önemli termal kaynaklar çünkü bulunmakta sizin ülkeniz üzerinde de. Ve buradaki termal iklimine bakmış olduğumuz zaman ya da herhangi bir iyileştirme kaynaklarına bakmış olduğumuz zaman buradaki çeşitlilik bize önem sunmakta. Evet ve bizim kuruluşumuza bakmış olduğumuz zaman özellikle pandemi sonrasında gene doğasında iyileştirme özelliğine bakmış olduğumuzda bunun sistemin ne denli önemli olduğunu söylememiz gerekmekte. Yalnızca kronik hastalıkların tedavisinde değil gene bir takım unsurların da iyileştirilmesinde kendi termal tesislerimizdeki vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz, yardım sunuyoruz. In any bad cases like the pandemic, we have to look for opportunities and possibilities. Ve bu anlamda her türlü kaynağa, her türlü olasılığa açığız. Bunu ifade etmemiz gerekmekte ve sürdürülebilir destinasyonların oluşturulması tabii ki daha güçlü bir hale getirecek ve turizm sektöründe de daha ilgi çekici bir hale gelmiş olacağız bu işbirliği sayesinde. Ve bildiğiniz üzere çoğu üye ülkemiz içerisindeki sağlık sistemleri toplum sistemi içerisinde kayıtlı olan kuruluşlar ve sertifika sahibi olan kuruluşlar ve ulusal sağlık sigortasına sahip olan kuruluşlar bunlar ve yüksek seviyede standartları da bünyelerinde muhafaza etmekteler.
ve şanslı bir şekilde bize gelen müşterilerimizin çoğu özel sektörden gelmekte ve bu özellikle bu unsurun da geliştirilmesi bizim ana önceliklerimizin başında geliyor. Biz haliyle doğayı çeşitli şekillerde termal sularla, mineral waterlarla, terrestrotropi yoluyla ve çeşitli iklimler nezdinde bu olasılıkları Türkiye'de de geliştirmek istiyoruz. Bu sayede ve bugünlerde yalnızca iyileştirme üzerine konuşmuyoruz fakat aynı zamanda çeşitli değerlerimizi de kullanıyoruz. Örneğin geleneklerimizi kullanıyoruz bu bağlamda. Benim meslektaşımın da söylemiş olduğu gibi bir takım tarihsel bir arka planı da var. Çok uzun bir geleneğimiz var bu anlamda. Hem yörel hem de otantik özellikler taşımakta. Bu anlamda yeni normalin arayışı içerisindeyiz. Bundan dolayı da çok güzel hizmetler de sağlama amacı içerisinde bulunuyoruz. Pekala, geleceği nasıl görüyoruz? Çünkü bizim konumuz, bizim bugünkü tartışmamızın konusu geleceği nasıl baktığımızla ilgili, hem termal şehirlerdeki sağlık turizmi üzerine konuşuyoruz çünkü. Biz özellikle yeşil doğa üzerine odaklanıyoruz. Burada bütüncül bir yaklaşımımız var bireysel müşterilerimiz üzerinde ve doğası itibariyle bu özelliklerden yararlanmaya çalışıyoruz. Bilemiyorum, bunu aynı zamanda COVID sonrasındaki tedavilerde vatandaşlarınız üzerinde uygulayabildiniz mi bilemiyorum. Fakat Avrupa'da 16 ülkede doğal bir takım tedaviler var ve bir takım uzun COVID tedavileri bünyesinde özel tedaviler uygulandı bu tesislerde ve belli bir kamu sigortası bünyesinde bir takım çalışmalar yapıldı. Obezite üzerine bir takım çalışmalar yapıldı. Bu anlamda da gene çalışmalarımızı hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Gene kanser üzerine, diyabet üzerine ya da diğer bir takım sağlık problemleri üzerine gene çözebileceğimiz ve cevap verebileceğimiz tedaviler üzerinde odaklanıyoruz ve ekibimiz de bu anlamda çeşitli sertifikalarla donanmış olan üyelerimiz var. Bu anlamda da bir Türk ortağımız da bulunmakta ve gene Avrupa sertifikasına sahip olan bir takım SIPA sertifikasına sahip olan bir ortak Türk kuruluşumuz bulunmakta. Gene eğitime de çok önem veriyoruz. Bu anlamda UNVTO ile gene çeşitli programlar üzerine yapıyoruz. Bir takım lisans ve yüksek lisans programları üzerine gene çeşitli ortaklıklarımız bulunmakta. Evet, gördüğünüz üzere çok büyük bir geleneğimiz var ve 2000 yıla dayanan bir geleneğimiz var ve görmüş olduğunuz zaman Budapeşte'deki en önemli noktalarından bir tanesi, gene Osmanlı döneminden kalan yapılardan bir tanesi, çok önemli hazinelerden bir tanesi ve burada ülkemize gelen turistler buralardan faydalanabilmekte. Gene Çek Cumhuriyeti'nden ya da gelen çeşitli turistler var ve çeşitli insan grupları için bir buluşma noktası, politika yapıcıların da gene stratejilerini tartışabilecekleri sosyal ortamlar ve bu anlamda bu bölgelere gelen politikacılar bulunuyor. Burada daha rahat bir şekilde karar alabilmeleri adına bu bölgeleri seçiyorlar politika yapıcılar da. Çok güzel, eşsiz, doğal kaynaklarımız da bulunuyor. Termal göllerimiz bulunuyor. Evet, bu önceki gösterdiğim Macaristan'daydı. Evet, Romanya'da da gene bir takım gene termal göller bulunmakta. Gene görmüş olduğunuz gibi içme suyuna önem veriyoruz. Yalnızca bir yüzme havuzundan bahsetmiyoruz. Fakat eğer ki içme suyunun da sağlamış olacağı gene gastroenterolojik problemleriniz varsa, burada ekranda görmüş olduğunuz, örneğin Gürcistan'da görmüş olduğunuz bu su kaynağı da size bu anlamda sağlık hizmeti sunmakta. Tarihsel bir arka planımız da olduğunu söylemiştik. Özellikle genç insanları çekme amacımız olduğunu söylemiştik. Biz yine üyelerimiz anlamında çok önemli güzel lüks spa otellerimiz de bulunmakta. Buralarda gene tıbbi aşamalara, tıbbi noktalara iyileştirme üzerine, kronik hastalıkların iyileştirilmesi üzerine bir takım çalışmalar yapılıyor bu lüks bölgelerde, lüks tesislerde. Buradaki önemli amaçlarımızdan bir tanesi rahatlatma, buradaki müşterilerimizin daha sağlıklı olmaları adına onları yönlendirmek buradaki asıl
amacımız. Benim bu anlamdaki tıbbi yeterliliklerle ilgili özeti verecek olursak, buradaki kronik hastalıkların rehabilitasyonu, önlenmesi, akut medikal durumların yeniden üstesinden gelinmesi, çare bulunması. Siz bu anlamda bu bölgedeki en önemli ülkelerden bir tanesisiniz aslında medikal turizm anlamında. Çünkü çok fazla termal su kaynağınız bulunmakta. Fakat ben burada iş ortaklıklarının çok iyi anlamda kullanılamadığını görüyorum. Burada rehabilitasyonun yoluyla siz kazandığınız parayı iki katına çok rahat çıkarabilirsiniz. Müşterilerinizi etkin çekebilirsiniz. Rehabilitasyon anlamlarında müşterilerinizi çekebilirsiniz. Buradaki hizmetlerin hala eksik olduğunu düşünüyorum sizin ülkeniz adına. Evet ve biz çok şaşırmıştık bir Fransız meslektaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda. Çünkü pek çok müşterilerimiz bu anlamda pandemik süreçte spa merkezlerine gidemediler. Ve burada bizim öğrendiğimiz, aldığımız sonuç şuydu ki hayat kalitesi çok daha azaldı. Daha fazla doktora gitmek durumunda kaldılar ya da ilaçların kullanılması çok fazla arttı. Ve burada tabii ki çok somut bir gerçek var. Eğer ki bir müşteri bu spa merkezine gidiyorsa eğer her yıl, bu anlamda daha hayat kalitesini geliştirebilmesi adına yapılabilecek olan tesislerin geliştirilmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde bunlardan çok fazla yararlanamadık. Evet ve çok özel metotlarımız da var bunlar için. Buradaki iyileştirme, spa yöntemleri içerisinde görmüş olduğunuz gibi ekranda. Evet, Romanya'dan gene bir evet yüksek kan basıncı olan ya da diyabeti olan hastaları için gene Slovenya'da bu ekranda görmüş olduğunuz içme magnezyum içerikli maden sularını tüketmiş olduğunuz zaman çok etkin sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli sporcular da hali hazırda bunları kullanmaktalar. Avrupa bünyesinde çeşitli iyileştirme yöntemleri olduğunu söyledik. Yani buradaki termal suların kombinasyonunun çeşitli tesislerde sunulduğunu söyleyebiliriz. Burada gene güzel bir örnek verebiliriz. Ve Türkiye için de çok güzel bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki termal kaynakların ne denli kombinasyon içerisinde medikal kliniklerle bütünleştirildiğinde çok daha etkin sonuçlar olabileceğinizi söyleyebiliriz kendi ülkeniz adına. Evet ve burada ilk Fransa'da oluşturulmuş olan ruh sağlığı kliniği ve spası. Burada çeşitli psikologlar görev almakta, uyku bozuklukları yaşayan insanlar bu merkezlere başvurabiliyorlar ve ciddi anlamda full kapasite çalışmakta bu merkezlerde. Özellikle Fransa'daki ulusal sağlık güvencesi altında hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Ve gene Fransız meslektaşlarımız nasıl sağlıklı yaşayabileceğini bizlere sunmaktalar. Yaş almanın yanı sıra nasıl sağlıklı yaş alabileceğini de göstermekteler. Örnek korona sonrası dönemde gene Slovakya'da örnek verilebilir. Bu ülkede çeşitli sözleşmeler üzerinden ilerlendiğinde 3 haftalık bir tedavi ile medikal spalarda nasıl etkin sonuçlar alabileceklerini bizlere göstermekteler. Bu anlamda yeşil, sürdürülebilir tesislere uğranması gerekiyor. Bu anlamda. Burada gene bakanlık altında çeşitli önemli projeler yapıldı ve 6 yıl sonrasında da gene bu ülkede ulusal sağlık güvencesi programları altında yapılmış olan bir takım çalışmalar bulundu. Gene bu sağlık tesislerinde rehabilitasyon amaçlı bir takım durumlar oldu. Solunum problemleri, iskelet problemleri, nöroloji problemleri, kardiyovasküler hastalıkları olan insanların tedavi araçları içerisinde çeşitli yöntemler sunuldu bu medikal tesislerde. Ve bizim uluslararası seviyede nasıl beraber çalışmamız gerektiğini de bizlere gösteriyor. Biz gene Avrupa Birliği'nin bir üyesi ülke olarak çok spesifik paydaşlarımız bulunmakta. Bunlar da sağlık konularıyla birbirimiz arasında iletişimi sağlayan kuruluşlar. Eğer ki ilgili iseniz Karlovy Vary'de bir sonraki
4-7 Ekim arasında önümüzdeki yıl yapılacak olan programımıza sizlere davet etmek isteriz. Ve burada yapılacak olan kongrede çeşitli konular üzerine odaklanacağız. Siz Türkiye'den meslektaşlarımızı da önümüzdeki sene bu toplantıya katılım sağlamanızı bekleriz efendim. Evet, çok ilginç konuşmanız için teşekkürler. Avrupa düzeyindeki çalışmalarınızı duyduk ve ilginçti. Spaların ne kadar genel halk sağlığında önemli olduğunu da gördük, öğrendik ve sonuç olarak mikrofonumuzu Volkan Bayat'a vermek istiyorum. Balçova Termal Genel Müdürü, fizik tedavi merkezi olarak çalışıyorlar. Volkan Bey buyurun. Evet, teşekkür ederim. Herkese hoş geldin dileklerimi sunuyorum. Benim sizlere bir sunumum olacak. Bu sunumda dünya genelindeki termaller hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Daha sonra Türkiye'de termal turizm noktasında çok önemli bir yeri olan Balçova Termal hakkında detaylı bir bilgi sunmaya çalışacağım. Balçova Termal 45 yıllık bir geçmişi olan, yeşil çevre etiketi olan, benden önceki panelistlerin de vurguladığı doğaya hakim, insan hayatına doğrudan olumlu etkileri olan çok güzel bir tesis. Biz bu tesiste neler yapıyoruz? Amacımız nedir? Hedeflerimiz nedir? Bu konuda size sunumda bir bilgilendirme yapacağım. Evet, günümüzde termal turizm dünya genelinde özellikle Güney, Orta ve Doğu Avrupa, Asya ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler, Güney Amerika ve genellikle Afrika ülkelerinde de yaygın bir ağa sahip. Avrupa'da ise birçok tedavi edici kaplıca merkezi var. Almanya, Macaristan, Yunanistan, Fransa, İsveç, İspanya, İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ülkeler bunların başında gelmektedir arkadaşlar. Türkiye'de de çok önemli bir termal kuşakta yer almakta. Oldukça zengin bir potansiyele sahibiz biz ülke olarak. Termal su kaynaklarının çoğu Ege ve Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde toplanmış. Sıcaklık aralığı açısından büyük farklılıklar göstermemektedir. Fakat genelde Ege, Marmara ve İç Anadolu'da toplanmış bizim termal. Dünyada biz termal potansiyeli olarak 7. sıradayız arkadaşlar. Avrupa'da ise 1. sıradayız. Tesisleşme noktasında Avrupa'da 3. sıradayız. Bizim 20 derece ile 110 derece arasında Türkiye'de değişik noktalarda, değişik destinasyonlarda termal su bulunmaktadır. Biz Türkiye olarak özellikle İzmir ve Balçova Termal olarak eşsiz bir doğaya ve güzel bir tesise sahibiz. Biz sadece burada termali su olarak sunmuyoruz. Bir de bir fizik tedavi hastanemiz var. Biz bu suyu tedaviyle birleştiriyoruz. O şekilde sunuyoruz. Ve bu tedavilerde biraz sonra başhekimimiz de burada. Doktorumuz, başhekimimiz Şerafettin Bey verdiğimiz tedavilerle ilgili size ufak bir bilgilendirme yapacak. Yani başarı oranımız %97. Arkadaşlar biz 45 yıllık tarihi olan bu Balçova Termal uzun yıllar İskandinav ülkelerinin rağbet ettiği, tedavi için geldiği, rehabilite için geldiği en önemli destinasyonlardan biri olmuştu. 7-8 yıllık bir kopuş oldu. Biz tekrar Danimarka ve Norveç'le bu anlamda bir anlaşma yaptık. 2023 Nisan ayında Norveç ve Danimarka gruplar halinde kurlar halinde hizmet vermeye başlayacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Bu ülkemiz açısından, sağlık turizmi açısından ve Balçova Termal açısından çok önemli bir gelişme. Bunu belirtmek isterim. Bu resimde de Türkiye'deki termal turizm faaliyet alanlarını gösteriyor. Evet, Balçova Termal nedir, neresidir, nasıl bir yerdir? Balçova Termal'in çok eski bir tarihi var arkadaşlar.
Yani milattan önce 1200 yıllarda Ege'de ünlü bir komutan yaşar. Herkes adını duymuştur. Agamemnon. Yani Agamemnon 10 yıl süren savaşlar boyunca askerlerini şu anki bizim otelimizin de üzerinde olduğu Balçova'da yaralı askerlerini en kısa sürede iyileştirip tekrar cepheye geri gönderdiği, kaplıca sularıyla tedavi ettiği, şifalı olduğunu keşfettiği bu savaşlar sonucunda bir yer olarak önem arz ediyor. Aynı zamanda bir rivayet daha var. Agamemnon kızının bu sularda yıkanıp yüzü ve vücudunda yaralar kaplanmış. Bu yaraları bu sularda, şifalı sularda iyileşmesi ve güzelleşmesini gördüğünde bu yörenin adı Agamemnon kaplıcaları diye isim etmiş ve günümüze gelmiş. 1415 yıllarında Osmanlı tarafından İzmir'in alınması ve kaplıcaların eski önemine kavuşması noktasında da bir dönüm noktası olmuş. Daha sonra 1980'li yıllarda özel idare buraya tedavi merkezi açmış. Yani banyolar, havuzlar bölümünde sadece termal olarak kullanılmak üzere tedavi merkezi kurmuş. Şu anda biz ne yapıyoruz? Biz 7 bloktan oluşan, yeşil çevre etiketi olan bir oteliz. Tabii bu 45 yıllık önce kurulan bir tesisti. Şu anda biz 204 odayla hizmet vermekteyiz. Açık, kapalı, toplantı salonlarımız mevcut. En önemlisi tedavi merkezimiz. Termal turizmde az önce de belirttiğim gibi tedaviyle suyu birleştirip muazzam sonuçlar alabildiğimiz çok güzel bir durum ortaya çıkardık. Bir de bu yıl çok önemli bir atılımlarımız oldu. Nedir? Benden önceki panelistimiz Bayan Sila da bahsetti. Avrupa'da birçok akreditasyon belgesine başvurduk. Eurospa, Well Hotel bunların başında geliyor. Biz denetim sürecinin %70, %80 kısmını tamamladık ve şu anda değerleme aşamasındayız. Yani TÜV, özellikle TÜV, Eurospa ve Bell Hotel, Kaliforniya merkezli Bell Hotel, Avrupa'da 22 ülkenin, yani 22 ülkede geçerli olan sigortalar, belediyeler, fonları karşılayan Eurospa, bu sertifikalara başvurduk ve 2023 yılında bu sertifikalarla hizmet vermeye başlayacağız. Bunu da belirtmek istiyorum. Bunlar çok önemli. Bu konuda Ahmet Bey'e, M2 danışmanlık şirketine teşekkür ederim. Bize ön ayak oldu ve bu sertifikaları almamız da bizi teşvik etti. Zaten böyle bir niyetimiz vardı. Bunlar da bizim gücümüze güç kattı ve kalitemize kalite kattı. Artık Avrupa sigorta şirketleri tarafından bizim gibi tesislerin en büyük sorunu Avrupa'da tanınamaması. Sigorta şirketleri tanımıyor, hasta göndermiyor. Bu tarz akreditasyon belgeleriyle biz bunu çözüm yoluna gittik ve sonuçta aldık. Danimarka ve Norveç örneğinde olduğu gibi. Tedavi merkezimiz var. Termal suyu tedavi merkeziyle, tedaviyle birleştirdik dedim. Biz burada ne yapıyoruz? Tedavi bizim için çok önemli. Bu konuyu da sözü işin ehline bırakmak istiyorum. Doktorumuz Şerafettin Özdoğan'ı, başhekimimizi kürsüye davet edeceğim. Yaptığımız tedavilerle ilgili size kısa bir bilgilendirme yapmak. Uygun mudur Onur Bey? Uygundur, buyurun lütfen. Buyurun. Öncelikle Sayın Genel Müdürüme teşekkür ederim. Ben fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanıyım, Doktor Şerafettin Özdoğan. Yaptığımız tedavilerden bahsetmeden önce bir epigenetik denilen bir kelime var. Son 15 yıldır bayağı tıbbın içinde. Onun açıklamasını yapıyorum. Epigenetik, DNA'mızın yaşadığımız ortamdan, yediğimiz yemeklerden, içtiğimiz sudan, soluduğumuz nefesten etkilenip DNA'mızın yeniden şekillenmesi.
Bu bozulma tarzında da olabilir, tedavi tarzında da olabilir. Şimdi biz burada 2500 yıllık tarihi tedavi alanları olan Bergama'daki Asklepion ve Agamemnon dahil 2500 yıldır tedavi ortamındayız. Bir tarihi yerdeyiz. Sizden ricam gözlerinizi bir kapatın birkaç saniye ve hafiften bir nefes alın, o tarihi hissedin. Bu topraklarda kaç bin, kaç milyon kişi tedavi gördü. Doğayla, tarihle iç içe bu kadar süre bizim DNA'mızı etkileyen güzel ortamlarda yaşadı. Balçova Termal de öyle bir yerde, hemen dağın yamacında, orman kenarında, denize yakın termal suyuyla sadece tedavi değil, wellness açısından da destek veren bir yer. Tedavi ettiğimiz hastalıklar daha çok kas iskelet sistemi hastalıklar, romatolojik hastalıklar ve cilt rahatsızlıkları. Ama ben bir şey de tekrar ısrar ediyorum. Birkaç saniye gözlerinizi kapatın ve tarihi hissetmeye çalışın lütfen, rica ediyorum. Burada yüzyıllar boyunca birçok insan tedavi oldu, iyileşti, huzurla ayrıldı. Sizlerin de geleceğe doğru adım atarken buradaki tarihi ve doğal yerleri görerek, hissederek geleceğe ilerlemenizi rica ediyorum. Hazır gelecekte bahsetmişken bu şekilde de doyumsanmak güzel olacak diye teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. So we are about to come to the end of our discussion. Evet ve bizim tartışmamızın sonuna geldiğimizdeyiz. By the way, Volkan Bey, size de teşekkür ederim güzel sunumunuz için hocadan önceki. Ben bir soru sormak istiyorum Marcos Bey'e. Evet ve sizin kuruluşunuzun çeşitli öncelikleri nasıl geliştirmeye çalıştığını görmek çok önemli. Gene bu anlamda termal suları ile ilgili belediyelerle işbirliğiniz çok önemli. Burada Türkiye'den de çok bahsettiniz. Ya bu anlamda eğer ki Türkiye'deki bu kuruluşlar, yani bu çeşitli belediyelerimiz sizin kuruluşunuza nasıl üye olabilirler? Yani nasıl bir kapasite geliştirme olabilir? Nasıl bir temsil olabilir? Nasıl bir fikirler yayılabilir bu anlamda? Nasıl üyelik süreçleri nasıl başlayabilir? Bir çeşit bir takım gereksinimler var haliyle burada karşılanmış. Ve buradaki doğal çevrenin çok eşsiz olması, termal sularıyla çevrili olması, hem kültürel turizmden bahsettik, hem sağlık turizminden bahsettik ve yıllık olarak 3 bin euro bir fiyatlandırma var. Şu anda Avrupa programları işbirliği var aramızda birbirimizle. Eğer bir üye olmak istiyorsanız bu kültürel rotaya, şu anda nasıl çalışmalar yapılıyor, bunlara lütfen bir bakın ve de bazı şeyler yapmak istiyorsanız ve Avrupa projelerinin parçası olmak istiyorsanız bu çalışmaları yapın lütfen. Bunlar da çok önemli. Teşekkürler. Bir son soru Çila'ya. Ve artık oturumuzu kapatabiliriz sonra. Gördüğüm kadarıyla, evet, bu döngüsel kültüre göre geçmişle uyumlusunuz. Çünkü gelenekleri korumaya çalışıyorsunuz. Ve de doğanın önemli bir bileşen olduğunu söylediniz. Ve değişikliklerle uyumlu olduğunu söylediniz, inovasyondan bahsettiniz ve birbiriyle uyumlu olmaktan bahsettiniz. Çünkü spalar bir araya geliyorlar ve de birlikte öncelikler oluşturuyorlar.
Türkiye olarak biz organizasyonumuzda nasıl yer alabiliriz, neler yapmak gerekiyor bu üyelik için? Bir araya gelmeye çalışıyoruz bütün ülkeler olarak. Dediğimiz şey. Dolayısıyla spa ve artık üyelikle değil, artık tanınmış bir etkisi olması lazım burada. Tıbbi etkisi olması lazım. İşte sürdürülebilir, yeşil gibi destinasyonlar gibi. Dolayısıyla tıbbi konular çok önemli. Çünkü artık toplum sağlık sisteminin bir parçası olmak istiyoruz. Ve de tabii özel sektör de var bunun işin içinde. Dolayısıyla ulusal otoriteler, yetkililer tarafından tanınmış olması lazım. Ve bütün yayınlanmış olan bu konuyla ilgili tıbbi yayınların gene incelenmesi lazım. Dolayısıyla belirttiğiniz gibi Türkiye'nin de bu konuda çalışmalarını tabii desteklemeye hazırız ama Avrupa ve de daha büyük tur operatörleriyle iletişim platformundayız. Birkaç yıl önceki kongrede mesela İsrail'de ve de Amerika Birleşik Devletleri de oldu. Dolayısıyla çalıştaylar düzenlendi ve daha güçlü partnerlerimiz, ortaklarımız var. Dolayısıyla bir tek ülke değil. Yani B2B çalıştaylarda 10-11 ülke vardı, butik bir çalıştaydı. Dolayısıyla bu tür avantajlara ihtiyaç var. Esas odak noktamız aslında Avrupa Birliği'nde lobicilik yapmak daha önemli. Evet. Volkan Bey, bir soru da size sorayım isterseniz bitirmeden önce. Sunumunuzu yaparken Danimarka ve Norveç'ten taraflarla anlaşmalar imzaladığınızı ve oradan delegasyonların ve oradan grupların gelip sizde rehabilitasyon, terapi alacaklarını söylediniz. Kimdi muhatabınız acaba? Burada belediyeler miydi, sağlık kurumları mıydı, sigortalar mıydı? Burada muhatabımız Norveç ve Danimarka noktasında Oslo Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi. Yani burada aslında karşımızdaki muhatabımız devlet. Yani bunlar vatandaşları için özellikle 3. yaş diye nitelendirdiğimiz ve emekli olan vatandaşlar için bir kur programı açıyor. Biz bu ihaleye giriyoruz. Bu ihaleye Hırvatistan, İspanya, Almanya ve birçok ülke giriyor. Türkiye'den de Balçova Termal olarak biz giriyoruz. Zaten uzun yıllardır, 20 ile aşkın süredir bir Norveç, İzmir'de herkes bilir, Norveç'le bir İzmir'e, Balçova Termal'e alışık ve sürekli gelip burada tedavi kalıp ve her kur bir ay süreyi kapsayacak şekilde buradan hizmet alıyorlardı. Bir 7-8 yıldır bu sekteye uğramıştı. Hırvatistan, İspanya gibi ülkeleri gitmeye başladılar. Biz son dönemde yaptığımız sempatik görüşmelerle bizi de ihaleye davet etmelerini talep ettik. Davet ettiler ve ihaleyi de kazandık diğer ülkelere karşı. Aslında bu sağlık turizmi noktasında ve Türkiye açısından çok önemli bir olay. Şimdi Nisan ayında başlayacağız. 2023'ten başlayarak 4 yılı kapsayacak bir sözleşmemiz söz konusu. Biz Norveçli insanlara, misafirlerimize en üst düzeyde ağırlayıp hizmetlerimizi verip ve bu hizmetlerin kalitesine yönelik de devamlılığı için şu anda çalışmalarımız da devam ediyor. Bu tesisimiz ve ülkemiz adına güzel bir sonuçtu. Biz gayet memnunuz. Diğer ülkeler için de özellikle Hollanda Medikal Derneği ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hollanda'da iklimden bağlı olarak Romatizma Derneği çok Hollanda'daki en büyük
STK'lardan biridir ve ülkenin kalıtsal hastalıkların biridir romatizma. Tedavisi de bizde. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtemelen onlarla da bir anlaşma yapacağız. Ve burada tedavilerini üstleneceğiz Balçova Termal olarak. Teşekkür ederim Volkan Bey. Başarılarınızın devamını dilerim. Göğsümüzü kabartıyorsunuz. I'm going to give the floor to Çila for one last time. Çila'ya bir soru soracağım. Şunu söylemek istiyorum. Evet, kontratlar çok önemli. Eğer kontrat yoksa, çünkü yani bu tür anlaşmalar yoksa aslında bunları gerçekleştirmek çok zor. Çünkü güçlü olacaksınız. Bu çalışmalarla güçlü olacaksınız ve bunları da yetkililere gösterebileceksiniz bu çalışmalarınızın sonunu. Teşekkürler hepinize. Sizlere de çok teşekkür ederim. Katıldığınız, dikkatiniz için iyi bir gün dilerim.